2018-2022 tayfa hocam ben çok pişmanım. Hiç istemediğim bir üniversite geldi. Hiç istemediğim bir bölüm geldi. Veya ailemiz zorla yazmıştım. Keşke yazmasaydım. Ben o üniversitede o bölümde okuyamam diyorsanız sizlere MYP'den bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Ee, i̇smi böyle ürkütücü biraz bir siyasi parti gibi ya da bir terör örgütü adı gibi ama çok güzel bir şey MYP. Nedir MYP? Sizlere bir nevi ikinci tercih hakkı sunuyor sevgili arkadaşlar. Yani sen e, kazandığın üniversiteden veya kazandığın bölümden memnun değilse sana diyor ki yok. E, madem diyor sen pişman oldun sana bir hak daha veriyorum diyor. Ama yalnız bir kere bir hak veriyor. E ne yapıyorsun? E, sen o yıl sınava mesela bu yıl 2022 YKS. Kaç aldın eşit ağırlıktan? 360 puan aldın e, ve herhangi bir üniversiteye yerleştin. Dönem sonlarında yani birinci dönem sonunda en erken bir dönem okumak gerekiyor okulda. Yani birinci dönemin sonunda yapabilirsiniz bu yıl için veya ikinci dönemin sonunda. O puanınızla, o puanınızla başka bir üniversiteye geçiş yapabiliyorsunuz. Başka bir bölüme geçiş yapabiliyorsunuz. Yani 360 aldın sen, 360 ve altındaki bütün üniversiteleri tercih edebilirsin. Ama 361 olan bir yeri yazamazsın. Kendi puanınla aynı olacak veya senin puanından daha az, daha düşük puanlı bir yeri, bir üniversiteyi, bir bölümü, istediğin yeri yazabilirsin. Ama şart ne? Şart tabii ki o üniversitenin kontenjan açmış olması. yökün e, kararına göre %30'u kadar MYP ile yatay geçiş kontenjanı ayırmak zorunda her üniversite. %30'u kadar. Yani 150 öğrenci e, aldığını varsayarsak 45 öğrenci e, alabiliyor yatay geçişle. E, 80 kişi başvurursa... Bu sefer de ne oluyor? Yine tercihlerdeki gibi puan sıralaması yapılıyor. E, o puan sıralamasına göre de yüksekten düşe doğru o adaylar sıralanıyor. Yani e, bu şu demek değil. İstediğiniz üniversiteye, istediğiniz bölüme kesin yatay geçiş yapacaksınız demek değil. Ama şöyle bir fırsat var bunda. E, not ortalaması falan da önemli değil. Hani dersleriniz zayıf olmuş olmamış onun da hiçbir önemi yok. E, puan dedik ya puanla o yılın puanlarına bakılıyor sadece. Yani sen, siz 2022 yılının kendi puanınız ve üniversitelerin puanına bakacaksınız. Yani seneye mesela geçiş yapmak istediniz, önümüzdeki yıl 2023 YKS puanına bakmayacağız o üniversitenin, 2022 YKS puanına bakacağız o üniversitenin. Ee, geçiş tarihlerini söyledik, 100 döneminde, bahar döneminde, Ağustosta ya da Ocak Şubat aylarında yapılıyor sevgili arkadaşlar, hazırlıkta da yapılıyor, ama bir dönem okumak gerekiyor. Bahar döneminde Ocak ayında dedik. iki kere yapılıyor. Ha Derslerin sayılma durumu bu çok kritik işte. Yani sen atıyorum fizikten kimyaya geçtin dersler. Ortak olan dersler var. Birinci sınıfta yok dersleri dediğimiz. işte inkılap tarihi Edebiyat İngilizce. Ya da belki fizikte kimyada da ortak dersler olabilir bilmiyorum. Bunların sayılıp sayılmama durumu kaçıncı sınıftan başlanacağı. Sen mesela bir yıl okudun fizikte. Başka bir bölüme geçmek istedin. Mesela gene, gene <laughs> Özür arkadaşlar. Moleküler biyoloji ve genetiğe geçmek istedim mesela. işte hangi derslere sayılacak? İkinci sınıftan başlayacaksın yoksa birden mi devam edeceksin? Bunu o zaman geldiğinde üniversitenizin, başvuracağınız üniversitenin fakültesine danışmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Yani sene kaybı yaşamak olası. Kaç kere yapabiliyorsun? MHP'le yeter geçiş. Onda da ÖSM ÖSYM e bir hak vermiş. Yok daha doğrusu bir hak vermiş sizlere. Bir kere yapabiliyorsunuz. Ama onun haricinde e, başarı puanıyla geçiş var, yatay geçiş var. Yani üç şekilde geçiş yapılabiliyor. Ben sizlere bugün sadece bu MHP'yi anlatıyorum. E, kafamıza iyice girsin diye, birbirine girmesin diğer ikisiyle birlikte diye. E, bunda bir kere geçiş yapabiliyoruz dedik, bir hakkımız var. Ama şu güzelliği de var. Sen gittin başka bir üniversite pişman oldun sonra ya benim... Öteki bölüm aslında fizik bölümüm daha iyiydi. Ben moleküler biyolojiye geçtim ama fizik daha iyiymiş aslında dersen e, sana geri dönüş hakkı da veriyor. E, bir kere gidiyorsun bir kere gelebiliyorsun başkası yok. Evet az önce bahsettiğim şey e, ikinci defa geçebiliyorsun. E, bunun haricinde kaç başvuru hakkı var istediğin kadar başvurabiliyorsun ama bir kere geçebiliyorsun. Yani farklı üniversitelere e, çünkü her üniversite kendisi yapıyor bu MYP'yi. E, burs öğrenim kredisi ne oluyor? Devam ediyor. Kesilmez. Ama nakil başvurusu yapmanız gerekiyor. Bunu e, o zaman anlatırım ben sizlere e-devlet üzerinden. E, yurt ne oluyor? Yurt farklı bir şehre çıktığı için farklı bir şehre giderseniz e, yurda tekrar başvurmanız gerekiyor. Çünkü yurttan e, çıkışınız yapılacak. Tekrar başvuruyorsunuz. Büyük ihtimalle yine tekrar çıkacaktır. Neler isteniyor onları zamanı geldiği zaman sizlere tekrar paylaşırız. Evet kazandığı bölümden kazandığı üniversiteden memnun olmayan arkadaşlar varsa bakın böyle bir imkan var gerçekten çok çok güzel adı kötü ama kendisi çok güzel MYP şu an yok tabii ki ne zaman yapabiliriz en erken Ocak ayında Ocak ayında veya Şubat ayında her üniversitede açmıyormuş Ocak Şubat'ta Ağustos'ta çok oluyor yani sene sonunda çok üniversite açıyor zaten açmak zorunda %30'u kadar Ocak ayında olanları ben sizlere burada anlatacağım nasıl yapılacak, başvurular nasıl yapılacak, hangi üniversitede ne kadar boşluk var. Her türlü bilgiyi bu kanalda bulabileceksiniz. Her zaman söylüyorum bu kanalı takip edin sizler için yeterli olacaktır sevgili arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.